Evet sevgili bir yaşamın değerli takipçileri diyeceğim de yüzünüz gözükmüyor. Ben hiç konuşamıyorum abi kamera olduğu zamanlara şey mi yani strese girdim. Yok, kamera yokmuş gibi ya. Yokmuş gibi. Rahat rahat hiç yani, sıkıntı yok. Rahat rahat bize sansür diyor boş ver. Gelsin. Sansür bir videonun var değil mi? Var var. Ya eskilerde daha neler var işte. Daha eski videolara bakmıyorlar benim tepki gösterenler. Neler neler var. Biz öyle biz bir yaşamız. Yani öyle bir yaşam. Ne varsa gösteriyoruz. Aynen öyle. Hoş geldiniz. Bugün karşımızda Ersen, Aslı, Muradiye, Salim, Umut, Sude, Mars ve Umay. Evet, saydım. Hoş geldiniz, ben de hoş geldim yanınıza diyelim. Hemen kısaca şöyle bahsedeyim dostlar. Mars'ı hatırlarsınız, ilk sahiplendirdiğimiz yavrumuz. Biz de bugün yola çıktık, ziyarete geldik. Hem Umay'la Mars'ın birbirlerine olan durumunu, hem Mars'ın buradaki durumunu gözlemlemeni istedik. Aslı ile Ersen de sağ olsunlar beni yalnız bırakmadılar, geldiler, yedik içtik, sohbet ettik, mayıştık, mayışmadan önce dedik iki sohbet edelim de bari. Yoksa uyuyacaktık birazdan, böyle sağ sağ gidiyorduk. Umay eğitime kaldığı yerden devam ediyor. Yok yok korkuttu onu. Isırsa öldürür zaten. Yok ısırmaz. Mars. Mars. Gel. Gelir mi baba bir de? Gelir mi baba bir de diyorum. Annelik yaptım. Biz terlik. Terlik de terbiye ederken Umay'dı. Ne yapsın eliyle fırlatamadığı için ağzıyla. Birazdan şey yapıyor. Gelir, gelir o. Gelmezse Umay zaten yanına gidiyor onun. Evet abi nasıl geçiyor Mars'ta günleriniz? Mars'ta hayatınızda ne gibi değişiklikleri oldu? Ya, güzel şeyler oldu. Çocuklar hayvanları daha çok ısındı. Suudi özellikle hayvanlarla arası yok. Şu anda var. Avmoyla da çok iyi arası. Evet, videolarını görüyorum bu arada. Köyce İzler diye hem YouTube'da hem Instagram'da evet. Kanalları var. Günlük videolar da paylaşıyorlar. Zaten Aslı ile Ersin'i benden daha iyi tanırsınız. Köyceğiz hikayemiz. Haftada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Daha vakit bulduk ki aynen. Siz de beni şey yapacaksınız mı? Davet edeceksiniz mi kanalımıza? Bekleriz. Misafir almadılar hiç öyle. İyi kalabildi. Son abim nasıl? El işi bayağı birbirine alıştınız artık aileden biri gibi oldu gördüğüm kadarıyla. Eşimin 4 tane çocuğu var işte. Hepsine sırayla yemek yap. Evet o zaman Zani ablacığım sana soralım. Valla bunları sorarsan gerçekten bakıyorlar hepsi ilgili. Özellikle Suudi için büyük bir değişim çocuğu oldu. Çocuğu gibi oldu. Şöyle söyleyeyim. Suudi artık bizimle çarşıya bile gelmiyor. Mars geliyorsa geliyor, gelmiyorsa yok. Gelmiyorsa burada öyleyiz şu anda. Burada oturuyor evde onunla birlikte. O uyuyacak, onu bekliyor. O yiyecek, öyleyiz yani. O zaman sana geldik. Güzellik. Anlat bakalım. Ben de almadan falan önceden korkuyorum. Tüm köpeklerden korkuyordum ama Mars gelince artık köpeklere de alıştım. Hayvanlara alıştım aslında. Ve işte onun uyumasını bekliyorum falan. Öyle yapıyorum. Sabah kalkamıyor. Farklı bir çünkü korkuyorum bir şey olacak diye korkuyorum. Evet çocuğum gibi oldu. beraber de büyüyorsunuz. Evet, beraber büyüyorlar evet. Sen şimdi onu koruyorsun. Büyüyünce o da seni koruyacak. Evet, onu koruyacak. Umay da biraz müdahale edip işte koruma kısmını şu an bak peşinden gitti galiba. Evet. Geziyorlar. Evet, peşinden gitti. Eğitim aldım az. Evet Umut'cum. Senin görüşlerini alalım. Nasıl Mars'la aran nasıl? En sevdiği. Arkadaşım. Umay oradan mı çıktı? Aynen evet. Buradan çıktı. Evet, oradan. Dalma odaklı ya. Sizi görüyorum ben videolarda. Böyle beraber göle falan giriyorsunuz. Evet. Suyun içinde oynuyorsunuz. Eğlenim var. Yüzüyorlar beraber. Biz de suyu çok seviyor. Topla oynatmaya başladınız mı? Bazen oynuyor. Pek sevmiyor topla. Aynen çok sevmiyor. Umut ısırmayı seviyor. Evet. Amca ısırarak oynamayı seviyor. Boşuyor. Dişleri kaşınıyor ya şimdi. Evet aynen.
Terliklerinizi falan, ayakkabılarınızı da çalıyordu muhtemelen. Evet, her tarafa götürüyorum. Bak şuna da bahçeye bak. Karşılıkları yani. Aynen. Her şeyi taşıyor. Her şeyi taşıyor ki, çok şey taşıyor. Fazla uzaklaştırmayın. Bugün işte diğer kardeşi Pars'ı da ziyaret ettim Mustafa'nın orada. Dün özellikle terlik bulamamış. İşte bahçeden bir terlik başka giymiş. Bir terlik başka, sağ terlik başka, sol terlik başka. Aynen. Aynen. Ben de giyiyordum ben. O Mustafa abinin terlikleri de yerli. Evet, evet. Tabii okumuş terlik onlar. Muzbaz'a da buradan selamlar olsun. Rüyada Mustafa'ya gösteren terliği var onun. Gerçi koptu en son ama dişte kopardılar. Evet abi, sizin nasıl Mars'la aranız? Bir de sizin almanız var. Evet. Ya biz almadan tecrübeliyiz ya biraz evet, böyle. Evet evet. Mars'ta ailemize katıldı. O da güzel oldu. Alma'ya da kardeş oldu. Alma da çok dışarıda başka köpeklerle sosyalleşemiyordu. Sürekli evde bizimleydi. Şimdi Mars gelince artık onunla daha iyi anlaşıyor. Tabii, daha iyi yani olur. Kendi türünden bir hayvan olunca, cins olunca onunla anlaşması, iletişim tabii daha iyi oluyor, farklı oluyor. Hatta dün akşam bayağı bir iyiydiler. Biz rahat ediyoruz, bizimle uğraşmıyoruz. Aynen. Beraber geziyorlar sürekli, oynuyorlar. Bir anladığım kadarıyla Mars size de çok alışmış. Direkt gelir gelmez şuradan aşağı atlamaya falan çalıştı. Yani evet. Beraberiz hep ya. Aynen. Bayağı yani, sevmiş sizi. Zaten öyle oluyor. Yani Almo bizden daha çok Selma abiler, Muradiyeleri, Umut'u falan Sude'yi seviyor. Onlar gelsin bize direkt kapıdan işte başı, affedersiniz, kıçı almıyor. Ben aynı yıl, ben nasıl yapayım? Ama Umut'un o hep. Yani bizim merakla bir durum değil. Bize o kadar sevgi göstermiyor Almo. Umut'a da. Mars'la aynı şekilde. Çünkü niye? Oynuyor biraz. Araya zaman giriyor belki, bir iki gün özlüyor. Şimdi gerçi Mars'ta şöyle bir durum olacak. Birkaç ay sonra muhtemelen sizi karşıladığında düşürebilir yere. Yani irileşecek, hani fazla heyecanlı üstünüze atlarsa. Evet, Mars çok kuvvetli. Yani empatileri falan bile. Yani. İşte değil mi? Bir iki ay sonra o sevinçle üstünüze koştuğu zaman bence siper olur. Ayaklarımızı sağlam basmamız lazım yere. Ben almayı böyle yapıyorum. Evet, çok ünlü. Çünkü severken mesela Cesur da, babası da kendini sevdirecek ya. Geliyor böyle kıçıyla bir vuruyor, dengen kaçıyor böyle. Evet, evet, gerçekten. Ki bunlar daha işte yavru olduğu için bir yaşına kadar çok hareketli, hiperaktif olacak. Evet. Bir de bu cüsse ve çeviklikle birlikte valla zor günler sizi bekliyor. Dedim zaten erkek yavru olmasından kaynaklı. 6. aydan sonra ekstra evet, sorunlarınız evet. Oluşacak. Şimdiden hazır olun. 6. aydan sonra. 3 ay var. İşte yani o 3 ay içerisinde hem psikolojikman kendinizi hazırlayın hem de şeyi Mars'ı bağlayacak yerleri iyi hazırlayın. Evet. Ama evin böyle kolunla falan şey yapmayın, bağlamayın. Ya durduk yere bulacağız. Şey götürmesin. Ya da gelin adayı bulacağız yani. Şey yani ya da ev vereceğiniz. Yere şey çakarız ya bu. Hayvan çakma şeyler oluyor. Yani onlardan bile kurtulabilir. Yani Mars'ın potansiyelini düşündüğümde şey gibi düşün. Cesur boyunda olacak ve kurt özellikleri olan bir cesur olacak yani. Hem atik hem güçlü. Evet. Bakacağız bakalım. Şu anda çok antalan. Şimdi şey torku yüksek traktör gibi. Şimdi 4x2 de 4x4'e geçecek o zaman muhtemelen. Ha belki böyle de olmayabilir, daha mülayim olabilir. O da ayrı şey ama hani her memeli canlıda olduğu gibi onlarda da dönem dönem. Özellikle işte kızan zamanında Cesur'la ev vermeden önce çevre köylerden falan erkek köpekler böyle kapının önünde bildiğin hani kuyruk oluşturuyordu. Cesur sonra hepsini kovaladı onların da. Allah. Şu anda öyle bir derdi kalmadı. Evet, herkese bir sessizlik oluştu. Allah, şu anda herkes o düşünceye. Yok yok, daha zaman var. Daha zaman. Yok yani sağlam bir yere bağlamanız gerekiyor. Evet. İşin özü aslında o. Bahçeyi yani mesela öyle bir şey. Bir aylık bir dönem yani o bir ay da sonrasında normale dönecektir. Yani biz küçük daha var ama zaten pek büyümedi ama normal kaldı işte daha da büyümez yani o kadar kalır. Yani 6 aylık dönem yani şu an yok, bir sene geçti. Yok, o kendini şey hissetmedi ki abi zaten. Ne diyorsun? Evet, Alma kendini köpek gibi hiç köpek falan da görmedi hiç. Zaten. Hakikaten sizin Alman'ın da değişik bir karakteri var, daha yani tanışmadık ama. Bir silme zaten. Tam olarak köpek olduğunu bilmiyor. Yani. Arkadaşlarım yani. Kendini evet insan gibi görüyor. İnsansın yani. Umut nerede diyorsun, bakıyor falan. Umut'un
Umut'un arkadaşı o. Evet. Umut, Alma ile arandaki bağı anlat istersen. Biraz. Umut biraz çekingen. Normalde çok cevval ama böyle kamera açılınca. Gidiyor. Konuşamıyor, tanıyor. Onu gizli çekimle yapacaksın abi size. Çaktırmadan. Tutup bırakacaksın şuraya. Yaptıklarını öyle arkasından ama o görmeyecek. Gördü mü bitti olay. Aynen. Olsun, zamanla alışırsın bu kadar YouTuber arasında kameralara. Sabahdan gittim ona çekeceğim diye ya, böyle bir el hemen. Hiçbir şey yok. Valla çok keyifli sohbetti, beni çok güzel ağırladınız. Teşekkürler. Yavaş yavaş videonun sonuna doğru gelelim. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şöyle sağ baştan başlayalım. Vallahi ayağına sağlık İsmail. Teşekkür ederim. Daha birkaç gün daha buralardayım. Sende işimiz var. Evet, bir yere görüşürüz. Aynen. Bekleriz. Bekleriz her zaman. Bugün olmadı ama başka bir gün bekleriz. Teşekkürler. Takipçilere de selamlar. Bizden de onlara selamlar diyelim ya sizden. Artık ortaya karışık olsa. Yengeciğim, senin demek istediğin bir şey var mı son olarak? Valla ben teşekkür ederim, bizim hayatımıza Mars girdi senin sayende. Evet. Ayağına sağlık, yine bekleriz her zaman. Çok teşekkür ederim. Ne oldu? Dünür olduk değil mi? Elçi olmadık. Akrabayız artık. Evet. Ne olduğumuz belli değil. Biz az önce dostlar tartışmasını yapıyorduk. Acaba görümce mi olduk, dünür mü olduk yoksa elti mi olduk diye. Yorumlara bekleyelim bu arada ne olduğumuzu. Etkileşimimiz var sanırım. Evet çocuklar, size söylemek istediğiniz bir şey var mı? Mars'ı bize sahiplendiğin için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sizin gibi güzel bir aileye sahip olduğu ve sizlerle birlikte büyüyor olduğu için ben de çok memnunum. Kafam çok rahat. Kendini de gördüm. Burada gerçi şimdi orada evet, içeride kaç. Yatıyor şu anda. Köşeye yatmış. Umay biraz uyarınca onu. Mars, senden bahsediyoruz. Geleceksin mi? Videoyu kapatıyoruz. Geleceğini sen bilmiyorsun. Neyse, giderken dostlar gelecek gibi olursa ben bir sonuna final sahnesi eklerim. Bir sonraki bölüme kadar hepiniz kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.